Çok değerli vatandaşlarım, öncelikle hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Marmara adamızdaki dün meydana gelen yangın hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikle hepimize çok çok geçmiş olsun. Cenab-ı Allah böyle afatları, böyle yangınları inşallah bir kez daha bizlere, bütün vatandaşlarımıza göstermez. Bizler dün saat 1:07 gece Sayın Kaymakamımızla beraber bayramlaşmayı Marmara merkezdeki çay bahçede yapacağız diye bir program almıştık. Bu saatte bize gelen yangın ihbarıyla ben ve Kaymakam Bey yangın sahasında bir araya geldik ve yangına ilk müdahale eden ekipte beraber çalıştık. Yangın ilk aşamada çok küçük bir alanda başladı. Fakat havanın çok rüzgarlı olması, yaklaşık 1,5 aydan beri yağmurun yağmaması, otların birikmesi ve en önemlisi kozalakların, çam kozalaklarının alev topu şeklini alıyor ve bunların patlaması neticesinde el bombası şeklinde 25-30-50 metreye kadar sıçrıyor. İtfaiyemiz gerekli müdahaleyi yaptı. Peşinden belediyemize ait aracöz geldi. Baskı'ya ait tankerimiz geldi. Tabii ki insanlar bu tip yardımda birlik, beraberlik ve yardımlaşma içerisinde olmamız lazım. Sosyal medyada yazılan çizilene ve bunları servis eden kişilere buradan sadece tek bir sorun var. Yangın çıktığı zaman kalkıp kamerayla çekip kendini bir birimin başı zanneden kişiler vatandaşlık görevini yapıp oradaki yangına keşke müdahale etseydiler. Öyle söylendiği gibi yok hortum patlakmış, yok araç geç gelmiş, yok belediyeyi aradık, tamamıyla yalan. İtfaiye zamanında geldi. İtfaiyenin başında adanın mülki amiri ve seçilmiş belediye başkanı yangın söndürmeye birebir yardım ekibiyle yardımcı oldu. Çok değerli vatandaşlarım, doğal afettir. Önce yangının niye çıktığını, neden çıktığını irdelememiz lazım. Duyarlı olmamız lazım. Bakın, bence tamamıyla dikkatsizlik sonucu çıkan bir yangın. Bizler 11 saat gibi aralıksız bir süre zarfında yangını söndürebilmemiz için elimizden gelen her türlü imkanı değerlendirmeye çalıştık. Yeri geldi isyan ettik. Canlı yayında bağırdık. Fakat şunu unutmamak lazım. 70-80 şiddetinde, adada yaşayanlar iyi bilir, 70-80 kilometre hızdan esen rüzgara karşı bir şey yapmamız imkansız. Helikopterin bir tanesi geldi. Çalışma yaptı. Helikopterin ilk gelen helikopterde yaklaşık 40-50 santim kanatlarında bir kırılma meydana geldi. Düşme tehlikesi getirdi. Fakat yine çalışmasını yaptı. İkincisi geldi. Tabii ki bir anda bütün helikopterlerin gelmesi belki böyle bir afatı bu aşamaya gelmesini önleyecekti. Ama sizlerin de bildiği gibi 27
yerde aynı anda orman yangını çıktı. Devletimizin bizi yöneten devletimizin ormandaki bu helikoptere yönlendirmesini yapan kişiler kendilerine göre helikopterleri yönlendirdiler. Saat 6.30 gibi, yani 18.30'da bizler 3 tane, 4 tane geldi, bir tanesi dalış yapamadı. 4 tane helikopterin 3 tanesiyle yangının ilk çıktığı alandaki Mestana bölgesi ve Marmara'nın üst seviyelerdeki olan bölgeyi tamamıyla kontrol altına aldık. Kaymakam Bey'le gezdik. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanımızı saat 1.30 gibi aradık. Başkan Yardımcısı, Başkan Vekili, çok değerli arkadaşımız, kardeşimiz Yasin Sakay 19 tane aracöz, vidanjör, itfaiye arası, aracı, iş makineleriyle beraber Erdek'ten yola çıkarak çevre illerden, ilçelerden, Gönen'den, Bandırma'dan, Erdek'ten, Susurluk'tan, Manyas'taki bütün araçları toparlayıp adamıza geldi. Tam olay bitti, tamam kurtardık, şükrediyorum derken rüzgarın etkisiyle kıvılcım Manastır bölgesine doğru atladı. Tabii ki kriz masasını yönetiyoruz. Buradaki vatandaşlarımıza doğru bilgiyi vermemiz lazım. Yangın çok kötü bir şey. Bir anda Marmara tamamıyla karanlık, sisli, puslu ve korkunç bir görüntüye büründü. İtfaiye araçlarının soğutma yapmasından sonra bu sis perdesi tamamıyla dağıldı. Bu arada Erdek Taşıyıcılar Kooperatifinden 5 tane gemimizi tahliye işlemi için, olur ya insanlar belli bir bölgelerde sıkışmasın, gemilere koyup açıkta bekletiriz diye iskele meydanında beklettik. Keşke bazı vatandaşlarımız insanları kışkırtacağı yerde bizlere yardımcı olsaydı. Şimdi tabii sonuç itibariyle ikinci bölgeye sıçradığı zaman büyük şehirden gelen araçlarımızla bu bölgeyi de kontrol altına aldık. Tekirdağ'dan gelen araçlarımızla soğutma çalışmalarını yaptık ve gece 1 surlarında yangın tamamıyla kontrol altına alındı. Sayın Valimiz Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, İçişleri Başkan, İçişleri Bakan Yardımcımız, Emniyet Müdürümüz, bütün Balıkesir'deki birimlerin en üstlerindeki kişiler adamıza gelmiş ve adamızdaki bu yangında bizlere destek olmak için elinden gelenlerini yaptılar. Çok değerli vatandaşlarım, baştan söylediğim gibi Allah böyle afat kimseye göstermesin. Ortalık yanıyor, elinden bir şey gelmiyor. Ama birazcık Allah korkusu olsun. Birazcık bir şeyi yaparken bir adada olduğumuzu unutmayalım. Adada yaşadığımızı unutmayalım. Adada bir ana kara parçasında bir, ya Allah göstermesin, bugün Balıkesir'de bir yerinde bir yangın olduğu zaman en uzak yer 2 saatte bütün itfaiyeler orada oluyor. 2 saatte gelen gemi 3,5 saatte geldi. Burada tekrar
kooperatife çok teşekkür ediyorum. Seferler iptal etme durumları vardı. Kendileri yangın var diye. Kendileri de geldi, bize yardımcı oldular. Bu iş içerisinde art diye arayan insanlar, öyle yazmakla olmaz. Geleceksin, yok efendim, o bölgede, o bölgeyi yaşayanlar iyi bilir, yazanlar iyi bilir. Dağlık bölge, su tepesinin yukarısı. O bölgede rant varmış, o bölgede otel yapılacakmış, o bölgede villa yapılacakmış, o bölgede maden sahasıymış. Çok ayıp, çok aşağılayıcı, çok cahilce, çok ne bileyim ben böyle şeyler. Çok değerli vatandaşlarım, o bölgede ben değil, benden önceki belediyenin, onlara da teşekkür ediyorum, iyi iş yapmışlar. O bölgede ağaç olmayan bölgeyi parsellemişler ve parsel bazında satışa çıkarmışlar. Onlar az bir kısmını sattılar. Ben daha fazlasını sattım. O bölgeyi vatandaşlarımıza verip ev yapsınlar, adanın nüfusu artsın diye uğraşıyoruz. Şimdi burada bölgede, adada o var, bu var, şu var. Eğer bu konularda elinde bilgisi, bir döküman, ne bileyim ben ya, bir şey varsa gelsin belediyede, yazarak değil. Öyle İstanbul'da herkes yazar. Öyle ya, orada evler, oradaki hayvanlar yanarken insanlar burada çay bahçelerde kahve içmekle bu iş olmaz. Gelecekler, her şeyi bir bir an belgeleriyle konuşacaklar. Allah'ıma çok şükür, göreve geldiğim günden beri her zaman belediyenin için öncelik sırasına koymuş, etmiş çalışıyoruz. Cenab-ı Allah bize bu yangında da yardım etti. Başta Cumhurbaşkanımıza. Evet, ben kanalın bir tanesinde feryat ettim. Çaresiz içerisindeyiz dedik. Kendilerinin talimatlarıyla uçaklar, helikopterler kaza riskinin çok olmasına rağmen, Orman Genel Müdürü bugün geldi anlatıyor, söndürme çalışmalarına katıldılar. Allah bedelinden saklasın. Buradaki tabii ki afet ekibi burada hasar tespitinde, hasar tespit çalışmaları yapıyor. Afet ekibin başındaki müdürümüz burada, ekibiyle beraber çalışıyor. Kimin ne kadar zarar olduğunu kısa sürede meydana çıkaracağız. Devletimiz güçlüdür. Elinden gelen yardımı yapar. Biz de yardımcı olacağız. Önemlisi, en önemlisi insan zayiatı olmaması. 30'a kadar vatandaşımız zehirlendi. Bunun büyük bir çoğunluğu belediyede çalışan işçilerimiz. Çok şükür hepsi tedavisini oldular. Tekrar yangın söndürmeye devam ettiler. Tabii ki bugün Türkiye'nin her yerinde, her bölgesinde, Bodrum'undan Marmaris'ine kadar, Bigas'ından Çanakkale'sine kadar, Tavşanlısı'ndan Dursun Bey'ine kadar her türlü yerlerde yangınlar çıkıyor. Duyarlı olmamız lazım. Çok duyarlı olmamız lazım. Her yangının, her olumsuz şeyin altında art niyet aramamak lazım. Eğer bu işlerde bizler, adada yaşayan insanlar, bir şeyi tahlil, etüt etmeden ezbere konuşuyorsak bizlere yazıklar olsun. Çok değerli vatandaşlarım, bugün itibariyle şu anda adamızdaki gelen araçların %70'ini tahliye ediyoruz, tekrar geri gidiyor. Büyük şehrimizden 2 tane itfaiye aracı,
Ormandan iki tane arazöz adamız da kalıyor. Bu arada jandarma, 23 kişilik bir jandarma timimiz. Bunlar kendi dallarında uzman. Yangın olan yerleri karış karış dolaşıyorlar. İnşallah böyle bir afatlara da maruz kalmayız. Duyarlı oluruz. Çok duyarlı oluruz. Birbirimizi uyarırız. Ada şartları çok kötü. Adada olumsuz şartlarda yaşamak, çaresizlik çok kötü. Dün biz bunu yaşadık. Ama dua ettik. Koşturduk. Mücadele ettik. Sonunda evlerimize sıçramadan burada afet müdürüyle beraber konuşuyoruz. Jandarmaya bölgesinde intikal eden herhangi bir ev yangını yok. Polis bölgesinde olan tam net çıkmadı. İki tane söyleniyor. Bir tanesi jandarmanın kullanmayan misafirhanesi. Olabilir de devletimiz güçlü, devletimiz bizim yanımızda. Bizler buradayız. 24 saat buradayız. 24 saat oldu biz buradayız. Ve Sayın Kaymakam'a bu arada çok teşekkür ediyorum. Kendisi hastaneye boğulma, zehirlenme tehlikesi geçirdi. Hastanede serum veriliyordu. Serumu kabul etmedi. Tekrar yangın alanına döndü. Bu birlik beraberlik içerisinde bu zor, bu çok korkunç, çok vahim olan bu yangını çok şükür atlatmış durumdayız. Bundan sonraki iş, evet, gelin birlik edelim, beraberlik edelim. Hep beraber adamımızı ağaçlandıralım. Bunun için uğraşalım. Bunun için mücadele edelim. Sosyal medyaları hadi bunun için kullanın. Hadi yardımcı olun. Yardımcı olun, bunun için kullanın. Hep beraber yeşillendirelim. Kimse kusura bakmasın. Kimseye de papuç bırakmam. Çok gördük yazanı dizeni. Şu anda ne durumda olduklarını çok gördük. Evet, duyarlı vatandaşlarımı davet ediyorum. Kampanyaya. Duyarlı vatandaşlarımı, duyarlı STK temsilcilerini davet ediyorum. Gelin hep beraber ta Cumhurbaşkanımıza kadar bu konuyu taşıyalım. Adamımızı ağaçlandırmak için hep beraber çalışalım. Tekrar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hiçbir vatandaşımız zerre kadar şüphesi olmasın. Çıkan yangın hepimizi korkuttu. Böyle ufak tefek böyle şeylerle, böyle Allah korkusu olan bir insanın ben şuradan bir yer yapacağım, adayı yakayım ya. Ayıp, günah. Bunu insanlar da kabul etmez, Cenab-ı Allah da kabul etmez. Biz devlet güçlü, biz güçlüyüz, işimizin başındayız. Hepinize tekrar selam ve sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Allah bizlere böyle bir acı, böyle bir yangın, böyle bir afat inşallah göstermez. Hoşça kalın.